Herkese merhabalar, ben Sümeyra Çenet. Dünyanın sonuna doğru bir yolculuğa hazır mısınız? Buraya daha önce hiç kimsenin gittiğini görmediğinize eminim. Hadi başlayalım. Rusya'ya bağlı özerk bir bölge olan Yakutistan'ın toplam yüz ölçümü Rusya'nın yaklaşık 5'te 1'i, Türkiye'nin ise 4 katı. Burası dünyanın en büyük özerk bölgesi. Sibirya'da bulunan bölgenin %40'ı Kuzey Kutup Dairesi içinde de yer almakta. Başkent Yakutsa dünyanın en soğuk şehri. Rusya vizesiyle gidilen Yakutistan'ın para birimi Rus rublesi. Bugün bir Türk lirası yaklaşık 10 Rus rublesine denk gelmekte. Uzun bir süredir hayalini kurduğum ve 13 saat sürecek olması planlanan bu yolculuğun başlangıç noktası İstanbul, aktarma noktası Moskova, varış noktası ise Yakutsk. Saatler sonra Yakutsk uçağının durumunu öğrenmek için heyecanla kontrol ettiğimde öğrendim ki uçuşumuz yoğun kar yağışı, buzlanma ve sisten dolayı ertesi sabaha yani bir gün sonraya ertelenmiş. Bize şimdi otel ayarladılar. Biraz uyuyacağız, dinleneceğiz ve gece 2-3 gibi tekrardan buraya geleceğiz ve uçağımıza bineceğiz. Şu an saat gece 2, gece 5.30'a ertelendi uçağımız. Şu anda da fark ettik ki 6'ya ertelenmiş. Şimdi onu bekliyoruz. Dünyanın en soğuk şehrine en soğuk döneminde gidiyorum. O yüzden uçuşum 2 defa ertelendi. Ama neyse ki hava çok sisli de olsa bir sefer düzenlediler. Başıma nelerin geleceğinden, nelerle karşılaşacağımdan habersizdim. Rekor -71.2 santigrat derece. Birazdan bunun ne demek olduğunu okuyarak değil, gezerek anlaşılabileceğini öğrenecektim. Çok kötü hissediyorum. Çok fazla acı hissediyorum. Elimi hiç hissetmiyorum. Bak ne oldu? Dikkatimizi çeken diğer bir şey ise uçakların ısıtılması oldu. Dışarıda hava -47 derece. İnternetten tanıştığımız Yakutistanlı Maria bizi kaldığımız otelden alıp köyüne götürmek istedi. Ha, o işte. Siyah yüzüktür. Dünyanın en soğuk köylerinden birine ulaşmak için gün doğumuna kadar saatlerce kuzeye doğru yolculuk yaptık. Bir önceki videoda soğuğun sertliğiyle yüzleşmiştim. Bu videoda ise yanıt aradığım en büyük soru, bu Yakutların kim oldukları, nasıl yaşadıkları ve günlük hayatın burada nasıl geçtiği. Daha yeni geldik fakat bize yemek öncesi böyle bir atıştırmalık hazırladılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yakut Türkçesinde sayıları saydı ve bizimkilerle aynı gördüğünüz gibi. 100. Süs. San. Gün, yeah. Like, gün. Yeah. Gün. Gün, it's also a day. İki gün, like 2 days. How do you say nose? Burun. We say munnu. How do you say teeth? Teeth, diş. Teeth. Dil. Dil. kulak. Kugah. Kaş. Has. Yeah. How do you say my hands are freezing? Ellerim donuyor. İliğin donlu. Erekin birgede 1-2-3 Turaklarda Ruyeha. Yine üstümüze kat kat kıyafetlerimizi giydik. Ama dışarıya çıkmak için değil, buzdolabı odasına girmek için. Burada evin bir odası buzdolabı olarak kullanılıyor. Yani bir oda asla ısıtılmıyor ve dışarısıyla aynı soğukluğa erişiyor. Böylelikle oda elektrik masrafı olmayan koca bir buzdolabına dönüşüyor. This is blood. Fish, which my father. Hepsi taş gibi. Here are the vegetables that we planted. This is something like dolma. Dolma. Yeah. Bizim dolmaya benziyor bunlar. This is like jams, milk, and heart. Intestines. Bunlardan çorba yapıyorlarmış bağırsaklardan. This is a beef, elk meat, moose. Şu an evin dışında bir odadayız aslında. Yani burası evin bir parçası. İnsanlar dışarıda hava buzdolabından daha soğuk olduğu için bozulmasını istemediği yiyeceklerini, etlerini bu şekilde odalarda saklıyorlar. Adede. Adede. In Yakut language is atete. Gördüğünüz gibi evin ilk kapısından girdiğinizde sizi buzdolabı karşılıyor. Ondan sonra da evin içine giriyorsunuz. What is the temperature of this room? It's the same as outside. It's -45 I think. Ayrıca İslam öncesi Türk topluluklarında yaygın olan şamanizm Yakutistan'da hala yaygın olarak görülmekte. It's made of horse tail.
Yeah, this is against bad spirits. Bu şekilde ilk önce derisini ve pullarını temizliyorlar. Daha sonra da diğer parçalarını kesecekler ve tadına bakacağız. Tabii ki burada balığı çiğ yiyeceğiz çünkü kültürleri bu. Çiğ yemelerinin yanı sıra balıkları donmuş halde buz formundayken tüketiyorlar. Can I eat? İlk ağzınızı açtığınız anda buz gibi bir şey yiyormuşsunuz gibi geliyor. Fakat daha sonradan ağzınız eridiği için balığın tadı daha rahat hissediliyor. Bunu tuza batırıp öyle yiyorlar. İnsanlar burada içme suyu elde etmek için çok değişik bir yöntem kullanıyorlar. Yer metrelerce buzla kaplı olduğu için su kuyusu açmaları imkansız. Bu yüzden nehirden buz küpleri alarak evlerine böyle fıçıya koyuyorlar ve su eridikten sonra da içme suyu olarak kullanıyorlar. Mesela nehirden buz küpleri toplayarak buraya getirmişler. Ben de bunlardan birini vereceğim. Burada bu şekilde buz küplerini eriterek içme suyu elde ediyorlar. Maria bize Yakutların geleneksel yemeklerinden tattırdı. Hepsi gerçekten çok lezzetliydi. Özellikle en çok bu çilekleri beğendim. Bu bizim normalin aksine çok küçük. Yani boyutları bu kadar. Bunu çok fazla sık yemiyorlarmış. Çok az bulabiliyorlarmış. Bir günde sadece şu kadar toplayabiliyorlarmış. En sevdiğim şeylerden biri bu oldu. Bu pişmiş bir balık. Pirinç, balık yumurtası, bazı baharatlar var içinde. Mahtan Maria. Yes, of course. Dışarıda hava eksi 45 derece. Ertesi sabah dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'a döndük. It's not the foggiest day. Today is not foggy actually. Yakutistan'ın toplam nüfusu yaklaşık olarak 1 milyonken bu şehir 300 bin civarında. Halkın %46'sı Yakutlardan oluşurken yaklaşık %40'ı ise Ruslardan oluşmakta. Yakutlar da aslında bir Türk halkı. Yani bu topraklarda yaşayan her iki kişiden biri bizimle aynı atadan geliyor. Yerel dilleri Yakut Türkçesi, resmi dilleri ise Yakutça ile beraber Rusça. Yapılan bir ankete göre halkın yaklaşık %40'ı Hristiyan, %26'sı ateist, %13'ü Tengrizm ya da Şaman inancını benimseyenler, %2'si Müslüman, %17'si ise ruhani olarak inançları olduklarını ama kendilerini hiçbir dinle tanımlamadıklarını belirtmekte. Yolculuğumuz esnasında Maria arabayı durdurmamızı istedi ve inançları gereği şehirler arası yol kat ederken kaza bela yaşanmaması için ormandaki ağaçlara kurdele bağladı ve doğaya teşekkür etti. Bizden de bunları yapmamızı rica etti. Yakutlar her ne kadar geleneklerine bağlı kalmaya çalışan bir halk olsa da ülkede yaşayan herkes Rusça bilirken Yakutça bilmeyen Yakutlar var ve aynı zamanda burada yaşayan neredeyse hiçbir Rus Yakutça bilmiyor. Okullarda ağırlıklı olarak Rusça eğitim verilmekte. Yalnızca Yakutların çoğunluklu olduğu sınıflarda Yakutça dersler görülüyor. Bu topraklarda yaklaşık 400 yıldır Ruslaştırma, Hristiyanlaştırma ve planlı olarak asimilasyon politikaları devam etmekte. Bugün Yakutların kendi cumhuriyetlerinde ulusal nüfusun %50'sini dahi oluşturamamaları, yani etnik üstünlüklerini sergileyememeleri Sovyetler Birliği politikalarının kaçınılmaz bir mirası. Ülkedeki ortalama maaşlara bakarsak asgari ücret aylık $200 civarındayken bir garson ya da bir kasiyer primlerle $400-450 kazanmakta. Öğretmen maaşları ortalama olarak $850'ken doktor maaşları ise $1000'dan başlıyor. Ayrıca aileler ortalama 3 çocuk sahibi oluyor. Şehirde kışın hava sıcaklığı -67 santigrat dereceye kadar düşerken ortalama sıcaklıksa -41 santigrat derece. Bugüne kadar dünyanın en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü yerleşim yeri ise Yakutsk'a bağlı yaklaşık 500 kişinin yaşadığı bir köy olan Oymyakon. -71.2 santigrat dereceyle Guinness Rekorlar Kitabına girmiş. Hava sıcaklığı konusunda en çok merak edilen noktalardan biri ise yaz mevsiminin nasıl yaşandığı. Bu kadar soğuk olan bir yerde aslında kısa da olsa sıcaklığın 30 derecenin üstüne çıktığı yaz mevsimi de yaşanmakta. Yaz mevsimi 2,5 ay sürüyor, ortalama hava sıcaklığı ise 20 santigrat derece oluyor. Kışın gün ışığı 5 saate kadar düşerken haziran aylarında ise güneş yaklaşık 20 saat batmıyor. Bu arada şurada gördüğünüz gibi binaları inşa ederken ilk önce sütunları inşa ediyorlar. Üstüne de
binayı yapmaya başlıyorlar. Bunun sebebi yerin tamamen donması. Binaları bu şekilde inşa etmekten başka çareleri yok. Eğer binaların zeminle arasında sütunlarla boşluk bırakılmazsa, kışın binadan yayılan ısı toprağı eritir ve zemin eğimli hale gelir. Binalarda çatlaklar oluşmaya başlar, en sonunda ise binanın temeli taşıma kabiliyetini kaybeder ve yıkımla sonuçlanır. Yakus yaz kış değişmeksizin sürekli donmuş halde bulunan bir toprak üzerindedir. Bu buz kütlesine verilen isim permafrost. Yer yer değişen ve yaklaşık 300 metreyi bulan bir derinliğe sahip. Permafrostun üzerinde az miktarda bulunan toprak katmanı yazın çözülüp normal bir toprak haline alsa da sıcaklıklar 30 santigrat derecenin üzerine çıktığı halde bile permafrost bütün olarak asla çözülmez. Yerin altında hiç erimeyen bu buz kütlesine inşa edilmiş bir de buz müzesi bulunuyor ve bu yer buzların altından çıkan mamut kalıntılarına da ev sahipliği yapıyor. Burası Sovyetler zamanında büyük bir buzdolabı olarak kullanılan dev bir mağaraydı. Aslında bu mağara Yakus'taki toprağın altının nasıl olduğunu gösteriyor. Burası sürekli donmuş halde bulunan permafrost katmanının bir parçası. Yani Yakus'un altı metrelerce hep bu tavan gibi. What is the temperature here? In winter it's minus 8 degrees by Celsius. In summer minus 5. So this ice doesn't melt. In summer people come here in t-shirts, like dress, and go inside to get refreshed. In winter it's just other stories. Colder outside, minus 50 degrees below zero, and inside is warmer, only minus 8 degrees. And all these ice crystals are made of our breath. Our breath becomes crystals. Oh. So the cave will remember you. We believe that when it's getting colder in Yakutia, the bull is coming. The bull brought here the cold. When we are riding the bus, sometimes I hear people talking between each other. Oh, the bull is going to die soon. His horns falling down. It means spring is coming. Bull of winter is dying. All ice sculptures are made by local people. For example, this little bear was made during half an hour, 30 minutes. It was made 1 month ago. Yakutian girl, Yakutian bride. She has beautiful silver jewelry. We use silver jewelry to protect from evil forces. For example, me too. It's a silver? Silver earring. Yakutia was habited from ancient times. For example, mammoth hunters. Our ancestors, ancient mammoth hunters. Mammoth height was 4 meters and his tusk was also 4 meters long. Like huge animal. And I cannot imagine how ancient people hunted them without any guns. Ancient rhino, mammoth meat. The age of meat is 30,000 years, but it was frozen. These are the teeth? Yes, yes. Mammoth had 4 tooth, 2 on the lower jaw and 2 on the upper jaw. His blood was also unique that doesn't get frozen. Sometimes people find mammoth meat with blood, not dry. Still? Yes. Wow. Our permafrost, our frozen soil, is like a huge fridge. Yeah. It keeps all remains of ancient animals, like mammoths, cave lions, rhinoceros. For example, this summer, scientists found a baby rhino, full in the organs, even with grass between his teeth. Since it's not spoiled, if you bring it to a warmer place, and cook it, basically. Can it be eaten? I heard that nowadays animals like wolves and bears sometimes eat mammoth meat. Mammoth skull. These new Siberian islands, scientists found mammoths with real blood and brought it to South Korea, tried to clone it. Maybe in 10 years we will have baby mammoths. We had similar animal in ancient times, cave lions. Hunters found 4 cave lion kittens, frozen of course. Their age is like 20,000 years. Their size is like this, like a dog, with really bright yellow fur, little eyelashes, like soft nose, and even this vibris. They said that little kittens died of hunger because their stomach was empty. I guess their mother went to hunt, but didn't come back. Yakutia is full of cold, so the coldest inhabited place in the world. We have temperatures like minus 68, minus 70.
and people still survived for many generations. People go to school, just people go to work even when it's minus 50 outdoors. And we wait for our bus. When I walk outside in winter, I feel like I am an alien. Maybe ghost city. A little bit of our soil. Very ancient soil. Maybe there is a mammoth inside, but we didn't find. Our main god is Ürün Ağartoyon. He is a god of sun. We believe in the power of the sun. He symbolizes the sun. We ask the sun for energy to survive another winter. Donmuş bir toprağa sahip olan Yakus'ta tabii ki tarımda yapılamıyor. Topraklarının yalnızca %1'i tarıma elverişli. O da ancak yaz aylarında. Öyle ki Yakutça'da meyve sözcüğünü karşılayan bir kelime bile yok. Rusçasını kullanıyorlar. Meyve ve sebzeler diğer ülkelerden geldiği için oldukça pahalıya satılmakta. Balık pazarına gelmiş bulunmaktayız şu anda. Burada bu balıklar gördüğünüz gibi donmuş halde. Kesiyorlar, sonra tuza batırıyorlar, öyle yiyorlar. Bunlar domuz ayakları. Bunlar da donmuş şekilde. Burada ördekler ve tavşanlar var. Bunları nasıl kesiyorlar tam olarak bilmiyorum ama bunlar da donmuş halde satılıyor. İstanbul. İstanbul. Ooo, ayakkabılara bak. Şuraya bak, şuraya bak. Телефон аж, телефон. Я сопет едем. Чук сук. Do you feel cold? Нет, не холодно. Одетая тепло. Одетая тепло. No, not cold. I'm warm. Гая, гая, сыжакмыш яли. Can you show me what you wear inside? Телефон. Замерз. Ого. Штаны? Короткая. Здесь, чтобы не замерзло, вот так ношу короткие это. О, мне 59. 59 yaşında. Ellerimi hissetmiyorum. Обычно туристы так делают. Where are you? Ooh. Dur, kimin sen? Ellerim tek olduğu için giyemiyorum. Neyse. Aha. Çok ağır. Çok ağır. 14. Очень многие фотографируются так. Tamamen donmuş halde. Tavşan. Abi ben elimi hiç hissetmiyorum. Bak ne oldu. Çok edemiyorum ya. Пошли 200. Hemen. Gidin pozreyim işte bu. Ellerim kızardı. Üstleri de parmak uçlarım beyazlaştı. Biraz ısınmaya çalışıyorum parmaklarım. Gerçekten uçları sertleşti. Hiç hissetmiyorum. Bunu çıkartmıştım telefondan çeviri açabilmek için. Konuşmak için. O yüzden bu daha iyi tabii ki de bu çok kötü. Gerçekten çok canım acıyor. Вот так делай. Вот так. Нет, не так, вот так. Не, так не надо. Чтобы заработало, надо вот так массаж делать. Чтобы это кровообращение началось. Хорошо? А там? Давай другой тоже помассажируй. Не одевай пока, вот так это пусть стоит. Знаете? Вот это тоже. Массаж. Çok tatlı. Sadece Rusça anladığı için ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ama çok tatlı. İyi bak yale. Pastayım. Thank you. Thank you so much. Çok iyi. Evet ya, çok tatlı. Thank you. Thank you. Yere kötü sermişler. Oo, gelsene şuraya bakalım. Burada donmuş bir şekilde inek kafası var, görebiliyor musunuz? Gerçekten çok böyle ürkütücü duruyor ya. Elinde dokunsana. Это моя корова. Здравствуйте. Турция. О, господи. Привет, Турция. Из Якутии. İnsanlar çok tatlı. Evet, insanlar çok tatlı. Это же ребятина, вот. Это at. At etiymiş bunlar. At eti çok... At eti. At eti. At eti. Evet. Yakut Türkçesinde de at eti bizimkiyle aynı şekilde söyleniyor. At eti. At eti. Keselim diyor. Deneyim mi? Dene. Okey. Okey da. Burada büyük ihtimalle o zaman çiğ şekilde tüketiyorlar. Nasıl? Yani buz yiyormuşum gibi hissettim. Hiçbir şey anlamadım. Fuz mu lan? Ya fuz mu?
Gerçekten bunu yediğime inanamıyorum. Hiçbir tat alamıyor gibiyim ya. Ya bir buz yiyormuşsunuz gibi yerken zaten ağzınız eriyor. Normal mi? Burada insanlar etleri kiloyla değil bu şekilde bütün olarak alıyorlar. Ve zaten bunları muhafaza etmeleri çok da zor değil. Balkonlarına koydukları zaman parça parça tüketiyorlar. At eti de yemiş oldum. Çiğ ve donmuş bir şekilde. Bu balıklar en değerli balıklarıymış. En güzel balık buymuş. Çiğ balığı. Evet, çiğ balığı. Arktik Okyanusu'ndan, Rusya topraklarının en üstündeki okyanustan avlanarak buraya getiriliyor. Aslında bunlar vahşi balıklar. Ayrıca burada endüstriyel tesisler olmadığı için direkt Arktik Okyanus'tan avladıkları için bu balıkları. O yüzden çok sağlıklı. Ve bu şekilde donmuş şekilde çiğ yemeleri de hiçbir sakınca göstermiyor. Çünkü o mikroplar zaten ölmüş oluyor ve çok sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Taksi bulamadığımız için balık pazarına geri döndük. Ve tabii ki yardım isteyeceğimiz kişi belliydi. Вот люди хотят поехать. Дай-ка пойдём попросим. Karşılaştığımız tüm yakutlar aynı dili konuşarak anlaşamasak da bize her zaman bir şekilde yardımcı olmaya çalıştılar. Araba kullanmak çok zordur. Baksana, ön cam çatlamış. Belki de sonradan çatlamıştır. Bu arada burada Türkiye'nin direksiyonlar sağ tarafta. Fakat hiçbir şekilde yine Türkiye'nin gibi trafik sağdan akıyor. Soldan akması gerekirken sağdan akıyor. Direksiyonun sağ tarafta olmasının nedeni arabaların çoğunun Japonya'dan ithal edilmesi. Mesela otobüsler her zaman Rusya tarafından üretildiği için direksiyonları sol tarafta. Dışarıda hava -44 derece. Her mahallede doğalgaz yakım merkezleri bulunuyor ve şurada gördüğünüz borularla sıcak su apartmanlara dağılıyor. Bu yüzden de doğalgaz faturaları sandığınız kadar fazla gelmiyor. Aylık 150 TL civarında tutuyor. Ayrıca bu sıcak su borularını yerin üstüne yapmalarının sebebi ise yerin altının tamamen buz olması. Burada da gördüğünüz gibi yukarıdan sıcak su borusu geçiyor. Türkiye'de sıcaklık sıfırın birkaç derece altına düştüğünde okullar ve resmi kurumlar tatil edilirken Yakus'ta sıcaklık -50 derecenin altına inmediği sürece hiçbir resmi kurum tatil edilmez. Yakutlar için -45 santigrat derece normal kabul edilen bir sıcaklık. Hava -30 santigrat dereceye düştüğünde Yakutlar için bahar gelmiş demektir. Sokaktaki heykeller erimeyecekleri için tabii ki buzdan yapılmış. İnsanlar kayıp düşmesin diye her binanın girişinde evlerde kullanılan halılardan bulunuyor. Genellikle bütün binaların girişinde en az 2-3 kapı bulunuyor. Bunun nedeni hem soğuk havanın içeri girmesini tamamen engellemek hem de vücudun kademeli bir şekilde sıcak ortama girmesini sağlamak. Kürklerin fiyatları 3-5 bin dolardan başlayarak milyonlara kadar çıktığı için genç kesim genellikle Yakutsk'a özel üretilmiş montlar giyerken orta yaş ve üzerindeki insanlarsa baştan aşağı tamamen kürk giymekte. Öyle ki burada iç çamaşırları dahil her şey ya yünden ya da tiftikten yapılmakta. Burada ne kadar kalın giyinseniz de soğuğun hiç şakası yok. Kaynar su bile soğuğun etkisiyle anında buz kristallerine dönüşüyor. Dikkat ettiğinizi düşünseniz bile parmaklarınızı ya da kulağınızı soğuktan kaybedebilirsiniz. Dışarıda 15 dakikadan fazla durmak, nefes alma zorluğu, cilt yanığı gibi problemlere neden olmakta ve büyük bir risk taşımakta. Yürüyerek bir yerden bir yere gitmek imkansız. 20 dakikalık bir yolu yürümek isterseniz 5 dakikada bir market gibi bir yere girip ısınarak 1 saatte anca yürüyebilirsiniz. Bu yüzden çok kısa mesafede olsa taksi kullanmak oldukça yaygın. Zaten taksiler halkın maddi durumunu göz önüne alırsak gayet ucuz. Şehir içi halk ulaşımı ise Sovyet Rusya zamanında Sibirya hapishanelerindeki mahkumlar tarafından yapılmış 2000 kilometrelik yol sayesinde eski Japon arabalarıyla gerçekleşmekte. Burada araba sahibi olmak çok önemli. Fakat büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmekte. Kışın arabalar park halinde de olsa çalıştırılmak zorunda. Arabayı sadece 20 dakika kapalı bırakmak demek o arabayı bahar ayları gelene kadar kullanamamak demek. Bu yüzden insanlar ya arabalarını
açık bırakıyorlar ya da havalar ısınana kadar arabalarını hiç kullanmıyorlar. Eğer maddi durumları yeterli ise ısıtmalı garaj sahibi oluyorlar. Çalışan arabalardan bazılarının çalındığı olaylarsa çok nadiren de olsa yaşanıyormuş. Şehirde yürürken 50 metre ileriyi görmek çoğunlukla imkansız. Şehre hakim olan yoğun buz sisinin yanı sıra sürekli çalışan bu araba motorları yüzünden şehrin tepesinde egzoz gazlarından oluşan bir duman tabakası da bulunmakta. Sisli ve kapalı hava insanların ruh halini çoğunlukla kötü etkilese de yakutlar bu duruma oldukça alışkın. Burada şişelerin içine sular doldurup bowling lavukları elde ettik. Bunlardan da top elde ettik. İlk atışımı yapıyorum. Burada kedi gibi sokak hayvanları yok. Sadece bu kalın kürklü köpekler yaşayabiliyor burada. Şu ana kadar bir iki kere gördüm. Bir tanesi de bu. Burada yaşayabilen sayılı hayvanlardan biri ise yakut atları. Fakat bu atlar normal atlara kıyasla oldukça farklı. Fiziki olarak daha kısa ve kalın kürke sahipler. Neredeyse vahşiler. Ve tüm kış boyunca dışarıda kendi başlarına hayatlarını sürdürebilirler. Mesela su içmek için donmuş bir gölde kendi başlarına bir delik açabilirler. İnsanlar atlarını doğaya bırakırlar ve atlar haftalarca başıboş hayatta kalırlar. Daha sonra çiftliklerine geri dönerler. Yakutistan toprakları yaklaşık 700 bin nehir ve 800 bin gölü topraklarında barındırmakta. Yakutska yurt dışından yılda sadece 2 bin ziyaretçi geliyor. Gelmelerindeki en büyük nedense tabii ki turistik amaçla değil iş için. Yakutistan'a Rusya'nın hazinesi denmekte. Burası doğal kaynaklar açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri. Başkent Yakutsk Lena nehrinin kıyısında bir liman kenti olarak kurulmuş ve sahip olduğu zengin yeraltı kaynakları sayesinde de zamanla büyüyerek ticari bir merkez haline gelmiş. Bölgede elmas, altın, yakut, gaz, kömür, gümüş, bakır gibi doğal kaynaklar çıkarılmakta ve dünya pırlanta rezervinin %20'si ile beraber periyodik tablodaki bütün elementler burada bulunmakta. Ayrıca Rusya'da bulunan altın madenlerinin %40'ı Yakutistan'da bulunuyor. Bir efsaneye göre yaratılış tanrısı doğal kaynakları yaymak için dünyayı gezerken Yakutsk'a geldiğinde soğuktan elleri donmuş ve elindeki bütün elementleri tutamayarak yanlışlıkla buraya düşürmüş. Evet, şu anda seyahatim sona eriyor. İstanbul'a geri dönüyorum. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Uzun zamandır buraya gelip bir video çekmek istiyordum ve bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. 2 yılı aşkın bir süredir ülkeleri tanıtıyorum ve eğer bu tarzı seyahat videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone değilsiniz. Şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Sizin için yeni ülke videoları hazırlayacağım. Dünyayı beraber tanıyacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Sümeyra Çenet.